Objektiften merhaba değerli izleyiciler. Bu haftaki konuklarımız HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İHAD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ve 20 Ocak'ta kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gökhan Güneş'in ablası Gülhayat Toraman. Evet saygıdeğer izleyiciler, bildiğiniz gibi 20 Ocak'ta bir genç İkitelli'deki evinden çıkıp işine giderken Başakşehir'de otobüsten indiği sırada kimliği belirsiz kişiler ya da kendini polis olarak tanıtan kişiler tarafından bir arabaya bindirilerek kaçırıldı. Ve o günden bugüne 6 gündür bu gençten hiçbir şekilde haber alınamıyor. Yine ailesinin yaptığı tüm başvurulara rağmen hiçbir sonuç alınamadı. Biz bugün konuklarımızla burada bu konuyu tartışacağız. Yine zamanımız yettiği ölçüde biliyorsunuz ki cezaevlerinde son dönemlerde artarak devam eden bir baskı ve hak ihlalleri zinciri var. Bu konuyu konuklarımızla tartışmaya çalışacağız. Zamanımız yettiği ölçüde. Evet, öncelikle konuklarımıza hoş geldin diyelim. Sayın Gergerlioğlu, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Yoleri, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Toraman, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, Sayın Toraman, ilk önce sizinle başlamak istiyorum. 20 Ocak'ta Gökhan Güneş, kardeşiniz Gökhan Güneş, İkiteli'deki bulunan evinden çıkıp işine giderken Başakşehir'de otobüsten indiği sırada kimliği belirsiz ya da polis olarak kendini tanıtan kişiler tarafından kaçırıldı. Bize bu olayı biraz anlatabilir misiniz? Neler oldu, neler yaşandı o gün? Yani Gökhan'ın kaçırıldığı gün neler yaşandı? Gökhan normalde 7'yi çeyrek geçe evden çıkıp 7:30 gibi otobüse binip sonra işine giden birisi. Yanında bir de arkadaşı var. Onunla beraber gidip geliyorlardı genelde. Ama o gün Gökhan rahatsızdı. Hastaneye gitmesi gerekiyordu. Bir hastaneye gitti. Hastanede randevusunu oluyor. İlaçlarını alıyor. İlaçlarını da eve bırakıp sonra otobüse binmek için bineceği yere gidiyor. Otobüse biniyor. Ama otobüsten inerken 5 kişi tarafından kardeşim apar topar bir araca bindiriliyor. Yani bunu sıradan birisi yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Gökhan Yeni Bosna'ya gidecekti işten önce. Son dakika kararını değiştirip işe gitme kararı alıyor. Yani onu takip etmeyen ya da telefonlarını dinlemeyen birisi bu kadar basitçe alıp götüremez diyorum. Takip edilmeyen kimse bunu fark edemez. Yani biz 5 gündür çırpınıyoruz, sesleniyoruz ama hiçbir şekilde kimse bize cevap vermiyor. O gün akşamında babam saat 7-7:30 sularında karakola gidip kayıp ihbarında bulundu. Fakat Sayın kaç Toraman, gündür? siz Gökhan'ın kaybolduğunu kaç saat sonra öğrenebildiniz ya? Daha doğrusu nasıl öğrendiniz? Gökhan'ın kaybolduğunu şöyle, iş arkadaşını arıyor Gökhan. Ben otobüse bindim diyor. Yemek saatine yetişirim diyor. Saat 12 gibi yemeğe çıkıyorlarmış. İş arkadaşı da yemeğini yemiş. Yemek saati bitmek üzereymiş. Sonra ablayı arıyor, diğer ablamı. Diyor ki abla Gökhan geleceğim dedi ama gelmedi. Gökhan evde mi, uyuyor mu acaba diye soruyor. O da hayır Orhan işe gitti, işe gidiyorum diye çıktı evden diyor. Bu şekilde haber alıyoruz. Yani Gökhan ortadan kaybolduktan 1 saat sonra falan biz telefonla ulaşamadık zaten. Ulaşamadıktan sonra biz dedik ki hani şarjı bitmiştir, belki telefonu kırılmıştır ya da çekmiyordur diye. Akşam saat 6'ya kadar bekledik. Akşam saat 6'dan sonra da haber alınamayınca sonra karakola gittik. Karakola Karakolda gittik. Evet. Buyurun. Karakolda nasıl bir yani ne sordunuz? Onlar size nasıl bir cevap verdi? Yani babam gitti, çocuğum kayıp dedi. Onlar da kayıp ihbarını almışlar. Demişler hani Gökhan'ın dosyası var. Ama arantısı yok denmiş. Kardeşimin siyasi bir dosyası var, evet. Daha önce gözaltı olmuştu. Evet, siz Ama arantısı yok denmiş. Kayıp ihbarı alındı.
Fakat bundan bir gün sonra sabahleyin memur sormaya gittik. Kendisinin orada olmadığını söylediler. Gökhan Bey diye bir memur ilgilenmiş babamla. Gökhan Bey dışında kimse bu konuyla ilgilenmiyor. Gökhan Bey'in gelmesi gerekiyor dendi. Akşam gelin, saat 7'de işbaşı yapacak dedi. Biz akşam tekrar gittik. Ama Gökhan Bey yine işbaşı yapmamıştı. Bizimle ilgilenen yine hiç kimse olmadı. Ertesi gün gittik. Yine aynı şekilde Gökhan Bey işbaşı yapmamış, çay içiyormuş, üzerini giyiniyormuş. Şu an bizimle ilgilenemezmiş. Evet. Sayın Toraman, bir kamera görüntülerine ulaştınız. Kamera görüntülerine siz kendi imkanlarınızla mı ulaştınız yoksa polis tarafından mı severildi? Kamera görüntülerine biz kardeşimin bir arkadaşı tarafından kendimiz ulaştık. Hatta kardeşimin o arkadaşı kamera görüntülerini bize getirirken kaza geçirdi. Yani kaza geçirmesine sebep oldular. Yani bilinçli bir kaza mı yaptırıldı diyorsunuz? Bilinçli bir kazaydı. Yani arkadaş da öyle söylüyor. Bilinçli bir kaza geçirdi. Çünkü bilerek bir araç insanın üzerine sürülmez. Anladım. Peki o görüntüleri yanılmıyorsam o görüntüleri size getiren ya da o görüntüleri size verenler hakkında bir soruşturma açıldı. Peki o görüntüleri siz herhangi bir yetkili merceğe ulaştırdınız mı? Yani bakın işte kardeşimiz kaçırılıyor. Bir araba var. İstanbul'un her tarafı MOBESA. Bu araba evet. Takip edilerek kardeşim bulunabilir diye bir yetkili mercide başvurabildiniz mi? Başvurduğunuzda size nasıl bir cevap verildi? Şehit Zeki Kaya polis amirliğine biz bu görüntüleri CD haline geçirmemizi istediler. CD'ye aktardık ve götürdük. Yani nasıl yani siz fakat, görüntüleri götürürken bir de CD haline mi aktarın dediler size? Evet yani telefondan görüntüyü kabul etmediler. CD'yi aktarmamızı istediler. Biz de CD'yi aktardık ve kendilerine teslim ettik. Ama onlar bir paketin içine atıp ağzını da kapatıp çekmeceye attılar gözümüzün önünde. Herhangi bir şey söylediler mi konuyla ilgili bir soruşturma başlatacaklarını veya bir inceleme başlatacaklarına dair? Bizim konuyla alakalı mı? Evet. Verdiğiniz görüntülerle bizim, ilgili. Ha, verdiğimiz görüntülerle ilgili ilgileneceğini söylendi ama benim kardeşim 5 gündür kayıp. Hala bir inceleme de yok. Savcılığa bulunduğumuz suç duyurusuyla alakalı hala bir başvuru yok. Bir şey yok. Hiçbir şekilde bir şey yapılmadı yani. Peki görüntüyü size veren esnaf hakkında soruşturmanın başlatıldığı ifade ediliyor. Bu iddia doğru mu? Şöyle görüntüyü bize verilen kişiler derken biz şundan kastediyoruz. Biz Gökhan'ın otobüse binip ve indiğiyle alakalı bir görüntü almıştık. Onunla alakalı biz arandık. Denildi ki İBB yani müdürüne soruşturma açılıyor sizden kaynaklı diye söylendi. Yani görüntüler verildiği için İBB müdürüne soruşturma açıldı ama kardeşinizin incelenmesi konusunda herhangi bir şey yapılmadı. Bunu mu ifade ediyorsunuz? Evet, bunu ifade ediyorum. Peki şunu ifade etmek istiyorum. İkincisi siz yetkili herhangi bir merceğe başvurdunuz mu? Yetkili merciler bugüne kadar size nasıl bir dönüş yaptı? Biz savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Yani kardeşimin ihbarını verildi. Bu bulunduğumuz karakolda da zaten var. Ama birisi arayıp da bize bir cevap vermedi. Veya biz şunları inceledik ama bir haber yok deyip de aranmadık bile. Hala hiçbir yetkili merci bizi arayıp da ya ilgilenmiyor da cevap da vermiyor. Biz bunu istiyoruz zaten. Ben cuma günü Vatan Emniyet'in önüne gittim. Emniyet müdürü ve polis memurları etrafımı çevirdiler. Sen burada Gökhan Güneş'i mi arıyorsun dediler. Ben de evet dedim. Evet. Sayın Toraman tekrardan size döneceğiz. Bu konuyu tekrardan tartışacağız. Biliyorum ki günlerdir biz de sizleri takip ediyoruz. Sokaklardasınız. Sokaklarda haklarınızı arıyorsunuz. Hakkınızı arıyor. Kardeşinizi aradığınız için gözaltına alınıyorsunuz. Tekrardan size döneceğiz ama Sayın Gergerlioğlu size dönmek istiyorum. Gülayet Toraman'ı dinledik. Bu aslında Türkiye'de çok da yabancı olmadığımız birçok kaçırma vakasını
bizlere aslında tekrar ne diyeyim dejavu yaşatıyor bize. Bu konuda sizler neler söylemek istersiniz? Bir kaçırma vakası daha yaşandı ve 6 gündür İstanbul'un göbeğinde bir genç kaçırılıyor ve 6 gündür haber alınamıyor. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Teşekkür ederim. Efendim, Türkiye ne yazık ki değişmiyor. Bundan tam 20 yıl önce, 25 Ocak 2001 yılında Hadep Silopi ilçe başkanı Serdar Tanış ve ilçe yöneticisi Ebu Bekir Deniz gözaltına alındıktan sonra kaybolmuşlardı. Bir daha haber alınamamıştı. Aradan 20 yıl geçti ve Türkiye değişeceğine, demokratikleşeceğine maalesef aynı yerinde daha da kötüleşmiş bir halde yeni insan kaçırma olaylarının konuşulduğu bir yer haline geldi. Maalesef o hal döneminde son 4,5 yıldır bizim tespitlerimize göre en az 32 kişi kaçırıldı. Ve bu kaçırılan kişiler uzun süre bir yerlerde tutuldu. Kaçırılan kişilerin yakınları bir takım resmi görevliler tarafından kaçırıldığını iddia etti, bizlere başvurdu, insan hakları derneklerine, siyasetçilere başvurdu ve bu insanların büyük bir kısmı daha sonra emniyet müdürlüklerinde aniden ortaya çıktılar ve bu kişilerin mahkemeleri de özel mahkemelerde yapıldı. Bunlardan kimisi tutulduğu uzun süre boyunca işkence gördüğünü mahkemelerde söyledi. Kimi insan ise mahkemelerde sessizliğe gömüldü ve bu uzun süreli yokluk dönemi için bir ifadede bulunmak istemedi. Ama böyle uzun süre ortada olmadıktan sonra emniyette ortaya çıktıklarında son derece zayıflamış oldukları, tenlerinin beyazlamış olduğu, 25-30 kilo zayıfladıkları görülüyordu yakınları tarafından. Belli ki uzun bir süre pek güneş görmeyen bir yerde tutulmuştu bu kişiler. Ve işkence gördüğünü söyleyen kişiler aylarca gözlerinin bağlı bir şekilde ve çok kötü bir muameleyle çok az yemek verilen bir ortamda tutulduklarını söylüyorlardı. İşte bütün bu olaylardan sonra bizim şu ana kadar tespitlerimiz 32'yi buldu gördüğümüz kadarıyla. Uzun süredir Bu Sayın Gergerlioğlu, bu kaçırılan. bahsettiğiniz say 16 Temmuz darbe askeri kalkışmanın hemen ardından yaşanan 32 olaydan bahsediyorsunuz değil mi? Peki. Uzun süreli ortadan kaybedilen insanlar. Bunun yanı sıra Kürt coğrafyasında da bu tür olaylar oldu. Kaçırılmak istenen insanlar, kaçırılmaya çalışılanlar gibi olaylar da oldu. Bu belki uzun süreli olmadı. Yani tehdit edilen, bir müddet böyle bazı resmi görevlilerini alıp bir yere götürdüğü, daha sonra bıraktığı kişiler de oldu. Ama uzun süreli bir şekilde kaçırılan, bir yerde tutulan bizim gördüğümüz kadarıyla şu anda son bu iki kişinin eklenmesi, 28 gün önce kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit ve 6 gün önce kaçırılan Gökhan Güneş ile beraber bizim kayıtlarımıza göre 32 kişinin kaçırılmış olduğunu görüyoruz. Aslında Gülhayat Hanım biz kamera görüntülerini kendi araştırmamızla bulduk dedi. Aslında onların araştırmaması gerekiyor. Bu ülkede savcılık yok mu? Bu ülkede polisler yok mu? Onların görevi nedir? Bu ülkenin vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak değil mi? Güneş ailesi karakola, savcılığa başvurduğunda bu kadar önemli bir yaşam hakkı ihlali durumunda savcılığın, karakolun bir an evvel MOBESE kameraları incelemeleri yapması, ETS kayıt incelemelerini yapması gerekmiyor mu? Ama bakıyorsunuz savcı bile atanmıyor, gereken işlemler başlamıyor, karakol, savcılık son derece ilgisiz. Biz bütün kaçırılma olaylarında bunu görüyoruz. Ulusal mekanizmalar son derece ilgisiz, umursamayan bir tavırda ve aileler el mecbur kendileri kamera kaydı almaya başlıyor. Sağdan Neden soldan bu kadar kamera kaydı. ilgisizler Sayın Gergerlioğlu? Neden bu kadar ilgisizler? Bir insan hayatından bahsediyoruz. Yani belki dakikaların bile geç olduğu, saniyelerin bile geç olabileceği bir andan bahsediyoruz.
Neden bu kadar ilgisiz davranabiliyorlar? İşte tabii bu çok önemli bir soru ve şüpheleri devlet görevlileri üzerinde topluyor. Çünkü hani sonuçta bir vatandaş kaybolmuşsa bunu her halükarda emniyetin, savcılığın araştırması lazım. Yani diyelim ki bir vatandaş mafya, haydut grubu tarafından kaçırılmışsa biz yine savcılıktan araştırma bekleyeceğiz. Belki ne olduğu belli olmayan bir devlet gücü tarafından götürülmüşse yine savcılığa gidip soracağız. Ama savcılıkların bu noktada son derece lakayt olduklarını görüyoruz. Bu ne düşündürüyor insana? Belli ki bir takım resmi görevlilerce kaçırıldığını düşünüyorlar ki bir lakaytlık içindeler. Bunu nereden tahmin edebiliyoruz? Bahtiyar Fırat İstanbul Hava Alanı'nda kaçırılan bir kişiydi. Eşi Esra Fırat Yüksekova'lı bir kişiydi. Yüksekova'dan kalkıp İstanbul'a gitti. Gazi Osman Paşa İlçe Savcılığı'na gitti ve eşim Bahtiyar Fırat İstanbul Hava Alanı'nda kaçırıldı. Bu konuda araştırma istiyorum deyince Esra Fırat'ın ifadesine göre savcı bey ya onu MİT almış biz o konuya karışamıyoruz dedi ve daha sonra da 45 gün boyunca ciddi bir savcılık işlemi yapılmadı. Her gün aile savcılığa gitti ve savcılık doğru dürüst bir işlem yapmadı. Ve sonra aniden Bahtiyar Fırat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıkıverdi. Sanki böyle gökten indirilmiş bir şekilde aniden ortaya çıktı. Hiç kimse de bir açıklama yapmadı. Bahtiyar Fırat'ın eşi tamam eşim bulundu dedi ama son derece bitkin, zayıflamış ve kötü bir halde bulundu bu kişi. Diğer kaçırılma olaylarında da aynı şekilde olduğunu hep gördük. Ortaya bir müddet sonra çıktıklarında o fizik olarak ve psikolojik olarak oldukça yıpranmış olduklarını gördük. Şimdi neden bu araştırma yapılmıyor? Belli ki savcılıklar kimin tarafından kaçırıldığını biliyorlar veya tahmin ediyorlar. Bu konunun üstüne gitmek istemiyorlar. Bizim anladığımız bu. 28 gün önce kaçırılan Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'in kızıyla görüşüyorum. Yoğun bir uğraşına rağmen ancak 18 gün sonra savcının atandığını öğreniyoruz. Ve ne işlem yapıldığı konusunda bir bilgi yok. Gökhan Güneş'in yakınlarıyla, avukatıyla görüşüyoruz. Halen bir savcılık işlemi başlatılmamış suç duyurusuna rağmen. Bütün bunlar ne düşündürüyor? Belli ki bu olay araştırılmak istenmiyor. Yani özellikle araştırılmak istenmiyor. Aileler yani biliniyor mu sizce? Bu olay biliniyor ve bundan dolayı mı araştırılmak istenmiyor? Görüntü bunu gösteriyor. Biz bunu anlıyoruz. Önceki bakın kaçırılma olaylarının hepsini araştırdım ve bu önceki kaçırılan kişilerin bulunduktan sonra hep bir mahkemede yargılandıklarını duydum. Neresi? Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi. Bu mahkeme 2 yıl önce kuruldu ve ne için kuruldu? Özel bir hususa bakmak için kuruldu. Sadece ve sadece MİT'le ilgili davalara bakmak için kuruldu ve her nedense kaçırılan bütün kişilerin davası burada görülüyor. İlginç bir durum. Bize bu konuda bir açıklama da yapılmıyor ve bu mahkemelerde bu ailelerin kaçırıldığını söylediği kişiler uzun süreli bu kaçırılma dönemlerinde işkence gördüklerini anlattılar. Çok kötü şartlarda bulunduklarını anlattılar. Tüm bunlar bize maalesef bir hukuk devletinde olmadığımız hissiyatını veriyor. Hani son zamanlarda zaten biliyorsunuz işte bir takım siyasi parti temsilcilerinin gazetecileri, siyasetçileri hedef göstermesiyle, insanların sokak ortasında dövülmesiyle, tehdit edilmesiyle dolu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi üyeliklerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay'a, oradan Anayasa Mahkemesi'ne atlayarak gelen üyelerin varlığını gördüğümüz bir Türkiye yaşıyoruz. Ortada hukukun olmadığı bir ülkeyi görüyoruz. Böylesi bir ülkede ne oluyor? İşkenceler oluyor, kaçırılmalar oluyor, çıplak aramalar oluyor, kötü muameleler oluyor. Bunları araştırın dediğimizde savcılıklar takipsizlik veriyor. Bakın 108 gün boyunca kaçırılan
Zabit kişi Kandıra cezaevinde şu anda. Geçen gün bana mektup yazdı. Zabit kişi OHAL döneminde kaçırılan bir kişi ve mahkemede 108 gün boyunca resmi görevliler tarafından işkence gördüm ve onlar beni daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bıraktılar. Orada da yargılanıp Kandıra cezaevine gönderildi. Ben bunlar için savcılığa tüm bunları anlatan bir suç duyurusunda bulunmama rağmen savcılık beni hiç dinlemeden, bakın hiç dinlemeden takipsizlik kararı verdi diyor. Hiç dinlemeden. Yani hani bakın bir insan çok ciddi bir iddiada bulunuyor değil mi? Ama savcılık hiç dinlemeden bu kişinin şikayetlerini takipsizlikle kapatıyor. Ben bir milletvekili olarak mecliste bu konuda soru önergeleri verdim İçişleri Adalet Bakanlığı'na, cevap verilmedi. Meclis Başkanlığı'na işkence içerikli bir araştırma önergesi verdim. Meclis Başkanlığı bu işkence anlatımlarının kaba ve yaralayıcı olduğundan bahisle önergeyi inceleyemeyeceğini söyledi. Yani işkence gören kişinin yaşadıkları kaba ve yaralayıcı değilmiş de işkence anlatımları kaba ve yaralayıcıymış. Düşünebiliyor musunuz? Biz kaçırılma olaylarında bunları görüyoruz Sadık Bey. Yani bunlar inanılmaz olaylar. Bunlar şimdinin olayları da değil. OHAL döneminde 90'lara bir dönüş yaşandı. İnsanlar, onlarca insan kaçırılıyor, sorgulanıyor, işkence ediliyor. Daha sonra aniden bir yerlerde ortaya çıkıyor ve devlet görevlileri gayet rahat, hiçbir şekilde açıklama yapma ihtiyacı hissetmeyen bir şekilde de sessizliğe gömülüyorlar. Sayın Gergerlo, tekrar size döneceğim. Çok önemli bir olaydan bahsettiniz. Ankara'da bir mahkemenin kurulduğu ve sadece bu işler için böyle bir mahkemenin kurulduğunu ifade ediyorsunuz. Tekrardan gelip belki bu konuyu tekrardan tartışırız ama öncelikle Sayın Yoleri'ye dönmek istiyorum. Evet Sayın Yoleri, siz bir hukukçusunuz. Aynı zamanda bir hak savunucusunuz. Böyle bir tablo var ortada gördüğünüz gibi. Aslında bugüne kadar belki binlerce böyle bir olaya tanıklık ettiniz. Yine cumartesi annelerin, faillerin bulması için verdiği bir mücadele var. Binlerce olaya bu şekilde tanıklık ettiniz ve birçok davada yer aldınız. Siz bu tablo karşısında neler söylemek istersiniz? Bir genç kaçırılıyor ve 6 gündür kendisinden haber alınamıyor. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Evet, aslında az evvel Sayın Gergerlioğlu da bu konuda oldukça geniş açıklamalar yaptı. Şimdi 32 insanın kaybedilmeye teşebbüs edildiği bir şeyden söz ediyoruz. Yani kaçırılma dediğimiz olayın basit bir kaçırılmanın ötesine geçtiği bir durum için verilen sayıdan bahsediyoruz. Çünkü diğer kaçırılma vakalarının sayısı çok daha yüksek. Şimdi uzun süreli, yani kaçırıldıktan sonra uzun süreli olarak bilinmeyen yerlerde tutulan, aylar sonra ortaya çıkartılan insanların yaşadıkları olayları işte OHAL sürecinin başından itibaren kamuoyu da biliyor ve bu konuda maalesef bugüne kadar çok da yol alınabilmiş değil. En son Gökhan Güneş'in kaçırılması olayında da karşımıza çıkan tablo aslında öncekilerden farklı değil. Biz 80'lerden, 90'lardan işte 2000 ve nitekim 2016'dan sonraki pek çok vakada aslında benzer anlatılar olduğunu görüyoruz. Gözaltına alanlar benzer, tutuldukları yerler benzer, gördükleri işkence ve kötü muamele benzer ve sonra akıbetleri neredeyse benzer pek çok kişinin durumundan söz ediyoruz. Şimdi tabii ki Gökhan Güneş'le ilgili de ya da henüz kayıp bulunan diğer kişilerle ilgili de bu kişilerin sağ olarak, salim olarak evlerine, hayata dönmeleri en büyük arzumuz. Ama bunun da ötesinde bu tür vakaların tekrar etmesinin önüne nasıl geçilebilir sorusu çok daha önem arz ediyor. Şimdi hakikatin ortaya çıkması, ki örneğin Gökhan Güneş olayında işte ailenin yoğun çabaları nihayetinde en azından kaçırıldığı ispatlanmış durumda. Şimdi bir de kaçırıldığı ispatlanamayan, hani böyle bir takım belgelere ulaşılamayanların olduğunu da varsaymak gerekli ve İnsan Hakları Derneği'ne bu şekilde kaçırılıp daha sonra bırakıldıktan sonra başvuru yapan kimilerinin anlatımları aslında
Bu kaçırma ve uzun süreli tutulma mekanlarının, yani kayıt dışı görünen resmi işlemlerin dışında bu tür uygulamaların gerçekleşebileceği bir mekanizmanın oluşturulduğu ve uygulandığını zaten söylüyordu. 2 sene önce derneğe yapılan bir başvuru üzerine bizim yaptığımız açıklamalarda da biz buna dair endişelerimizi paylaşmıştık. Yani artık sistematik olarak uygulanacak bu olayla karşılaşacağız endişesiydi. Bu nitekim de maalesef gerçekleşmeye devam ediyor. Sayın Yöler, bu mekanizma ne zaman kuruldu dediniz? Şimdi şöyle, yani 2000, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani 80'lerden 90'lardan da böyle anlatılar var. Ama İnsan Hakları Derneği'ne yapılan, 2 sene önce yapılan bir başvuruda çok daha net, yani yeniden bu uygulamanın sistematik hale getirildiğini gösteren bir örnekti o. Yani bu kişi kaçırılmıştı bir hafta boyunca, hep gözleri bağlıydı, işkence altındaydı ve hiç bilmediği bir yerde tutulmuştu. Resmi kayıtlara göre göz altında değildi. O da yine işe giderken kaçırılmıştı ve aile kaçırıldığını tespit etmişti. Yine kamera kayıtlarına ulaşmışlardı çünkü. Ve bu kişi tutulduğu yeri tarif ederken, işte bir orman içinde, işte denize yakın gibi, işte kafasına silah dayanmıştı mesela onun da, yani işbirliği yapmazsan seni öldürürüz demişlerdi. Ve bunun gibi pek çok şey yaşamıştı. En nihayetinde işbirliğin teklifini kabul ettiğini söyleyerek kurtulmuştu. Hatta bir belge imzaladığını söylemişti bize. Buna dair, yani kabul ettiğine dair. Hatta Kur'an'a el bastırmışlardı çocuğa. Yani genç bir çocuktu bu. Kur'an'a el bastırmışlardı. İşte sen bizimle çalışmayı kabul ettin, artık buna uygun davranacaksın diye. Ama o bırakıldıktan hemen sonra hatta baygın olarak ormanda atılmıştı ve o uyandıktan sonra evine dönmüştü. Sonrasında tabii ki geldi, hemen başvurusunu yaptı, karakola şikayetini yaptı ve dolayısıyla da bu yükten kurtulmaya çalıştı kendince. Başka bir şeyle daha tehdit edilmişti kendisi. Mesela ona denmişti ki eğer sen bize verdiğin bu sözü tutmazsan seni öyle bir şeyle suçlarız ki ömrün hapishanede çürür demişlerdi. Nitekim bırakıldıktan ve gelip başvuru yaptıktan birkaç gün sonra gözaltına alındı. Hiç karışmadığı bir olaydan dolayı hakkında 10 yılı aşkın bir ceza verildi ve henüz hapishanede bu kişi. Şimdi yani bu tür olaylar yeni değil ve dolayısıyla da bu uygulamaların ortaya çıktığı andan itibaren aslında çok daha güçlü bir tepkinin ortaya konması bir ihtiyaçtı. Buna ilişkin aslında çokça çalışma da yapıldı. Sayın Gergerlioğlu bunun en yakın tanıklarından da bir tanesi. Şimdi biz bu son uygulama, yani son Gökhan Güneş'le ilgili olay vesilesiyle bir kere daha şunu söylemek istiyoruz. Aslında bu tür vakalarda hep dile getirdik ama çok sanki göz ardı edilen bir durum var. O da MİT yasası. Şimdi MİT yasasını incelediğimiz zaman özellikle 2014 yılı değişikliği, 2017 yılı değişikliği, daha sonradan denetiminin Cumhurbaşkanı'na verilmesine ilişkin bir takım değişiklikler, bütün bunları eğer bir bütün halinde incelersek son dönemde kaçırılan, yani bu 32 kişinin de dışında kaçırılan kişilere, kişileri kaçıranların hep kendilerini istihbarat olarak tanımladığını görüyoruz. Yapılan bütün başvurularda kişiler bunu anlatıyorlar. Geliyor ve bir sivil diyor ki ben istihbarattım. Şimdi istihbarat, karakoldakiler zaten bu kişileri tanımıyorlar. Dolayısıyla MİT yasasındaki değişikliğin aslında bu tür olaylara yol verdiğini görüyoruz. Ve MİT yasasının düzenlenme şekli, pardon ses karıştı ama. Yok, sesiniz geliyor. Ha, pardon, stüdyodaki sesi aldım da kusura bakmayın. Tamam. Buyurun, tamam, devam edin. Evet, şimdi MİT yasası, işte az evvel hani konuşurken diyoruz ya, mesela savcılar işlem yapamıyor. Emniyet güçleri bir şey diyemiyor. Dosyalar takipsizlikle kapatılıyor vesaire vesaire. MİT yasası buna neden oluyor aslında. Yani MİT yasasında öyle düzenlemeler yapılmış ki MİT'in faaliyetleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmak suç. Herhangi bir savcının bu konuda kendisini yetkili olarak görebilmesi ve işlem yapabilmesi mümkün değil.
Hatta MİT mensuplarının bile kendi yaptıkları faaliyetlere ilişkin herhangi bir bilgi vermeleri yasak. Şimdi dolayısıyla yani bu zaten bu kişilerin yargılanmasına ilişkin biliyorsunuz onlara yargılanmalarına izin verilmesi özel bir prosedüre tabi özel mahkemeler onlar için kuruluyor vesaire. Şimdi dolayısıyla da MİT bugün bir kişiyi gözaltına alabilir, hiç kimseye haber vermeden işte bilinmeyen bir yerlerde tutabilir. Bunu açıklamak zorunda değil, bunu açıklamaya zorlayamıyorsunuz aynı zamanda ve MİT yasasıyla çelişen diğer yasaların yasalar söz konusu olduğunda MİT yasasının uygulanacağına dair, diğer yasaların hükümsüz olduğuna dair de yine bu yasada bir hüküm mevcut. Yani şimdi dolayısıyla yaşam hakkı gibi, işkence yasağı gibi, kişi özgürlüğü ve güvenliği gibi temel meselelerde yani anayasal koruma altındaki meselelerde dahi anayasanın güvencesinin üstünde bir uygulamadan söz ediyoruz. Aslında burada dolayısıyla MİT yasasıyla yaratılmış bir yasal zemin var ve bu zemin kullanılıyor bugün diye düşünüyorum ben ve oldukça yani tehlikeli kaçırma vakalarına, çünkü ben yönelim, kaçırma vakalarına yasal zemin 2014'te oluşturuldu MİT yasasıyla değil mi? Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani şimdi MİT yasasını incelediğimde ben bunu böyle olduğunu görüyorum. Yani MİT yasasını incelediğinizde sizler de bunu göreceksiniz. Yani bunun nasıl bir zemini olduğunu, yani nasıl bu kadar pervasız davranabildiklerini, nasıl bu kadar eylemsiz kalabildiklerini, yani savcılığın bile herhangi bir işlem yapamadı. Aslında yapamıyor çünkü elinden bu yetkiyi almış durumda bu yasa. Dolayısıyla da bizim bugün bu vakaları tartışırken en çok tartışmamız gereken noktalardan birisi MİT yasası bence ve bu MİT yasasının mutlaka mercek altına alınması, yeniden ayrıntılı olarak tartışılması, anayasaya, uluslararası sözleşmelere, kanunlara aykırı hükümlerinin yeniden düzenlenmesi acil bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor. Şimdi MİT yasasında işte MİT'in kullanacağı yani faaliyetleri sırasında kullanacağı fonun bile kontrolü dışarıdan sağlanamıyor. Denetimi dışarıdan sağlanamıyor. Dediğim gibi yani herhangi bir savcının soru sormasına izin verilmiyor ve bilgilerin paylaşılması. Mesela işte bu mesela Gökhan Güneş'i kaçıran kim? Varsayalım ki bunu işte MİT kaçırdı. Varsayıyoruz. Bu kişilerin kimliklerinin açıklanması suç, düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir savcının bunu dosyaya yazması mümkün değil. Bu yasa varken. Şimdi dolayısıyla da kaçırıldı ama böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ama kimin kaçırdığını söyleyemiyorsunuz. Neden? Çünkü bu kişilerin isimlerini açıklayamazsınız. Kimliklerine ilişkin bilgi veremezsiniz. Şimdi olaya ilişkin bilgi verebilir misiniz? Veremezsiniz. Neden? Çünkü faaliyetin de açıklanması söz konusu değil. Çünkü yasa bunu da yasaklıyor. Şimdi dolayısıyla da hani bu tür olaylarda dediğim gibi İnsan Hakları Derneği'ne yapılan başvurulardaki genel anlatımlardan yola çıkarak hep kendilerini istihbarat olarak tanıtan kişiler tarafından bu eylemlerin gerçekleştiriliyor olması ve bu eylemler karşısında savcıların herhangi bir faaliyet yürütemiyor olması ve bir sessizliğin hakim olması yani gerçeklerin bilinen hakikatlerin bile konuşulamıyor olması doğrudan bu eylemlerin MİT'le alakalı olabileceğini ve dolayısıyla MİT yasasındaki bu düzenlemelerin bu olaylara bu şekline cevaz verdiğini düşündürtüyor. Yani bu konuda tabii evet. Ki Sayın Gergerlioğlu'nun da hani belki söyleyeceği şeyler olabilir ama evet. Ben bu süreçte en önemli tartışma noktalarından birisinin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Sayın Gergerlioğlu'na döneceğiz ama bu konuyu özellikle biz de soracağız. Hem Ankara'daki mahkemeden bahsetti, Sayın Yoleri de MİT yasasından bahsetti. Aslında birbirini iki tabloya bakıldığında birbirini tamamlayan iki argüman olarak görünüyor. Ama önce Sayın Toraman'a dönmek istiyorum. Günlerdir sokaktalar, sokakta kardeşlerini arıyorlar. Sokakta neyle karşıya kaldılar, neler yaşadılar? Biraz o duygusunu, yaşadıklarını öğrenmek istiyorum. Ondan sonra Sayın Gergerlioğlu'na dönüp bu konuyu tekrardan tartışmaya devam edeceğiz. Evet Sayın Turaman, yanılmıyorsam bugün daha yeni gözaltından çıktınız, geldiniz. Sırf kardeşinizi aradığınız için gözaltına alındınız. Neler yaşadınız, kaç gündür neler yapıyorsunuz? Aslında sokakta sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Her kaçırılma vakasında
yapılması gerekenler gibi sokakta sesinizi duyuruyorsunuz. Siz neler Evet. yapıyorsunuz? Ve 6 gündür neler yaşadınız? Cuma günü yani Perşembe günü yasal işlemlere başvurduk. Yani savcılıktı, karakoldu, onlarla uğraştık. Ama bir yanıt alamayınca Cuma günü biz Vatan Emniyet'in önüne gittik. Vatan Emniyet'in önüne annem, babam, amcam ve ben gittik. Ama bizim dediğim gibi emniyet müdürüyle polisler tarafından etrafımız çevrildi. Gökhan Güneş'i mi arıyorsunuz burada diye soru soruldu. Biz de evet Gökhan'ı arıyoruz. Bilginiz varsa bize söyleyin dedik. Ama yani bir bilgi verilmedi. Gökhan'ın burada olmadığını söylediler. Gökhan'ın burada ne iş olabilir diye söylediler. Bize cevap vermesini söyledim emniyet müdürünün. O da ben Gökhan'ı en kısa sürede size teslim edeceğim cevabını verdi bana. Bu cevabı kim verdi size? Kendini emniyet müdürüyüm ben diye söyledi. İsmini şu an hatırlamıyorum. O arada çok kargaşa yaşamıştık çünkü. Kendisi bu şekilde hitap etti. Gökhan'ı en kısa sürede size teslim edeceğim dedi. Bulacağım demedi bana. Teslim edeceğini söyledi. Yani demek ki yerini biliyor. Yani bir de konuşurken zaten böyle alay ederek, gülerek konuştu. Yani gözleri sanki Gökhan zaten bende der gibiydi. Evet, peki başka neler yaşadınız? Yani o gözaltına alındınız. Bugün dünden bu yana, yanımızdan bugün Cuma günü başlattınız ve de yarın devam ediyoruz. Çağlayan evet, Adliyesi'nde bir nöbet başlattınız. Evet. O Çağlayan Adliyesi'nin önünde her gün oradayız. Kardeşim çıkana kadar Çağlayan Adliyesi'nin önünü hiçbir şekilde bırakmayacağız. Bizi bugün alacaklar, yarın bırakacaklar. Biz yine durmayacağız. Biz susmayacağız. Kardeşim çıkana kadar yani bizi gözaltına almayı bıraksınlar. Kardeşimi bulmak için bir yasal işlem başlatsınlar. Çünkü mesela dün ben gözaltına alındım. Bütün gecemi Vatan Emniyet'te geçirdim. Bugün akşama kadar da savcı mahkeme karşısına çıktım. Yani istedikten sonra birkaç saat içinde bütün işlemleri yürütebiliyorlar. Peki, Sayın Toraman teşekkür ederim. Tekrardan size döneceğiz ama şimdi Sayın Gergerlioğlu'na dönmek istiyorum. Evet Sayın Gergerlioğlu, Sayın Yoleri MİT yasasından bahsetti. Siz Ankara'daki bir mahkemeden bahsettiniz. Aslında şunu sormak istiyorum. Kaçırma vakalarına yasal zemin oluşturup mahkemeler de mi oluşturulmuş? Valla görüntü öyle. Şimdi ben bunu bakın bir anımla anlatayım size. Yıllardır bu konuların peşindeyim biliyorsunuz. Siyaset öncesi de bu kaçırılma vakalarını takip ediyordum. 2,5 yıldır siyaset hayatımda da yine bu konuları takip ediyorum. Ve soru önergelerime yazılı cevap alamayınca kaç yıldır meclise yılda bir kez gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bunu sözlü olarak soruyorum. Geçen yıl 2019'da sordum. Devlet aynen şöyle bir cümleyle cevap verdi bana. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman insan kaçırma gibi bir suç işlememiştir, işlememektedir, işlemeyecektir. 2020'de 2019'da bana böyle bir cümleyle cevap vermiştiniz ama onun üstüne bir sürü insan kaçırıldı. Eşinin yanında, mahallenin ortasında insanlar kaçırıldı. Bana ne diyeceksiniz diye sorduğumda, daha da sıkıştığımda bana cevabı şuydu. MİT yasasında insan kaçırma gibi bir suç yoktur. Ve bunun yanı sıra işte bir takım ajitasyonlara da sığınarak bize cevap vermeye çalıştı. Şimdi efendim her şey ortada aslında. Hani şimdi Gökhan Güneş'in biz kameralarda birkaç kişi tarafından götürüldüğünü gördük. Bazı kaçırılma vakalarında Edirne'de Salim Zeybey'in kaçırılma vakasında eşiyle beraber, iki çocuğuyla beraber arabada seyahat ederken bir takım resmi görevliler tarafından alınıp götürüldüğünü de biliyoruz. Ve eşi ve iki çocuğunun Edirne'den Ankara'ya bir başka arabada getirildiğini, kadının ya siz kimsiniz, beni nereden nereye götürüyorsunuz dediğinde bu kişilerin biz devletiz, karıştırma, sana bir şey yapmayacağız ama eşini sorgulamak için aldık diye cevap verdiğini biliyoruz. Ve hatta Ankara'da Yasin Ugan ve Özgür Kaya'nın Ankara Çamlık Mahallesi'nde
bir apartmanın 50-60 kişilik resmi güvenlik güçleri tarafından çevrilmesi ve sonra tüm mahallenin gözü önünde bu insanların başına siyah poşet geçirilerek bir siyah transportera bindirildiğini de biliyoruz. Şimdi her şey apaçık ortada. Hani bakın, eşinin yanında götürülen insanlar, mahallenin ortasında, tüm mahallenin gördüğü şekilde saatlerce evinde arama yapılıp daha sonra alınıp götürülen iki kişinin 6 ay boyunca ortaya çıkmadığını, 6 ay sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıktığını görüyoruz. Yine Edirne'de götürülen kişi de aynı şekilde 6 ay sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıkmıştı. Şimdi bütün bu vakalardan sonra bakıyoruz, böyle aylarca bir yerlerde tutulan insanlar bir mahkemede mahkeme ediliyor. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi. Bu mahkemede bu kaçırılan kişilerden bazıları, Gökhan Türkmen, Yasin Ugan gibi kişiler, biz uzun süre, aylarca kaçırıldık, resmi görevliler tarafından işkence edildik diye beyanatlarda bulundular, ifadelerde bulundular ve kendilerine tutulan avukatları tanımadıklarını, azlettiklerini, zaten bu avukatları kendilerini tutmadı, kendileri tarafından tutulmadığını, emniyette dikte edildiğini söylediler ve ben başka avukat tutmak istiyorum dediler ve böyle beyanlarda bulunduktan sonra her nedense bu kişilerin duruşmaları kapalı duruşmaya çevrildi. Şu anda ben milletvekili olarak bile gitsem bu duruşmalara giremiyorum. Sezgin Bey gidiyor, giremiyor. Ben gidiyorum, giremiyorum. Bu duruşmaları eğer ki açık olan duruşmaları izlerseniz orada hep bu kaçırılan kişilerin mahkeme edildiğini görüyorsunuz. Şimdi bunlar çok garip. Yani iktidar bununla neyi hedefliyor? Ne yapmaya çalışıyor? Topluma nasıl bir mesaj veriyor? 90'lı yıllara geri mi dönüyoruz? Yani bunlar konusunda neler ifade etmek istersiniz? En önemlisi, evet, topluma şimdi nasıl bir mesaj veriliyor yani bunlarla? Yani bakın, o hal döneminde bir kişinin gözaltında bulunma süresi geçici bir süre 30 gün. Daha sonra şu anda gerçi biz o halin bitmediğini düşünüyoruz. Şu anda 12 günden fazla bir kişiyi gözaltında tutamazsınız, değil mi? Ama belli ki birileri için bu 12 gün az geliyor ve daha uzun süre bir yerlerde tutup bir şekilde sorgulamak istiyor anladığımız kadarıyla. Çünkü her şey ayan beyan ortada. Bakın başka kaçırılma vakalarında bakıyorsunuz, adam evinden çıkmış, markete gitmiş, çocuğuna süt almaya. Kamera görüntüleri var yani. Bakın bakıyorsunuz 3-4 kişi bu kişiyi tutuyor, bir siyah transporterın içine atıveriyor. Daha sonra bir siyah transporter hareket ediyor. Ne bir MOBESE kamerası incelemesi var, ne bir başka bir şey var. Kayıplara karışıyor bu araç. Şimdi bu ne demek? 90'lara döndük demek. Başka bir şey değil. 90'larda da binlerce kişi böyle kaçırıldı. Cumartesi anneleri oluştu. 25 yıldır feryat ediyorlar. Çocuklarımız devlet güçleri tarafından kaçırıldı. İşte kimisinin ölüsü bulundu. Kimisinin ölüsü bile bulunamadı. Kemikleri bile bulunamadı. Berfo ana ve diğer birçok ananın gözü açık gitti. Hayatlarını kaybettiler. Ve bu kişiler, alınıp götürülen kişiler bir türlü bulunamadı. Yani hani artık Türkiye demokrasiye, hukuka dönüyor gibi iddialarda bulunuldu. AB uyum yasaları, şunlar bunlar çözüm süreçleri dendi. Ve sonra bunlardan da vazgeçildi. O hal ilan edildi ve baktık ki Türkiye hakikaten 90'lara dönmüş. Efendim sokak ortasında insanlar dövülüyor. Hiç kimse bunları araştırmıyor. Savcılıklar insanları öldürürcesine dövenler hakkında tutuklu yargılama yapmıyor. Ama yargının emrettiği kişiler için hemen anında tutuklu yargılamalar yapılabiliyor. Bu ne demektir? Yani legalitenin dışına çıkılmış demektir. Bir güvenlik devleti oluşturulmuş demektir. İnsan haklarından uzaklaşılmış demektir ve belli ki bu hadiseler devam edecektir. Yani bakın, evet, son bir ay içinde iki kişi kaçırıldı. Çok açık ve bu iki kişinin son görüntülerine ulaşıldı. Ve bu görüntülere ulaşanlar da aileler oldu. Hani savcılık değil, son kamera görüntülerinde Küçük Özyiğit ailesi baktı ki babalarını üç kişi takip ediyormuş.
Güneş ailesi baktı ki Gökhan Güneş'i birileri apar topar bir arabaya bindirmiş. Peki evet. Bütün bu apaçık görüntülerden sonra bir araştırma vardı. Yok. İşte bu MIT yasası bunları sağlıyor ve bakıyorsunuz o savcı bütün bunları takipsizlikle kapatıyor. Bunlar ne demek? Bu ülkenin tamamen hukuktan uzaklaştığını söylüyor. Bu ülkenin tamamen hukuk dışı bir takım gözaltına alma işlemleri bir takım kişiler için yaşadığını söylüyor. Gerçekten kabul edilecek bir durum değil. Benim soru önergelerime cevap verilmiyor. Mecliste bu konuda defalarca çok çarpıcı açıklamalar yaptım. Bakın mecliste öyle konuşmalar yaptım, öyle açıklamalar yaptım ki başka bir ülkenin meclisi olsa kıyamet kopar. Ama iktidar partisi vekilleri sanki hiçbir şey olmamış gibi bizi dinliyor ve hiçbir şey sorma ihtiyacı hissetmiyor. Yani herkes her şeyi biliyor aslında ama hiç kimse bir şeyleri irdelemek, araştırmak istemiyor. Şu anda da böyle. Bakın Gökhan Güneş'in kaçırılma olayında ne olduğu apaçık oldu. Yani mafya veya haydutlar Gökhan'ı kaçırsaydı devlet şu ana kadar bulamaz mıydı? Hangi arabanın kaçırdığı belli. Plakası belli, rengi belli. Bu araba araştırılamaz mıydı? Hayır. Evet ve 5 dakikada bulunurdu. Ama belli ki araştırılmak istenmiyor. Ve bu ne demektir? Türkiye'nin tamamen hukuktan uzaklaştığını, işte yürütme eliyle yargının devre dışı bırakıldığını, size durun dediğini, dendiğini görüyoruz. Ve tüm bu rağmen toplumda maalesef hala bir çifte standartın da olduğunu görüyoruz. Yani kaçırılma olayları kimliklere göre ayırt edilmez. İster bir kesimden kaçırılsın, ister bir başka kesimden. Kaçırılma olayı en ağır insan hakları ihlalidir. İnsan hakları dernekleri... Neler yapılmalı? Evet Sayın Gergerlo, son olarak belki neler yapılmalı tartışır ama süremiz çok az kaldı. Ben Sayın Yolari'ye dönüp ondan sonra Sayın Turaman'ın çağrısını alıp tekrardan size dönüp ne yapılmalı tekrardan size de sormak istiyorum ama süremiz çok kısıtlı. Dolayısıyla ben Sayın Yolari'ye dönmek istiyorum. Evet Sayın Yolari, 90'lı yıllara geri mi dönülüyor sorusunu size de soralım ama şunu da ekleyelim. MIT yasasından bahsettiniz, 90'lı yıllarda ise JITEM vardı. Yani 90'lı yılların JITEM'i bugün MIT yasası mıdır? Şimdi şöyle, 90'lı yıllara mı döndük? 90'larda yaşadığımız bazı olayları yaşadığımız, benzer olayları yaşadığımız doğru. Ama 90'lara döndükle açıklanabilecek durumda da değil diye düşünüyorum bugün içinde bulunduğumuz durumun. Çünkü çok daha yoğun bir hukuk dışılık söz konusu bugün. Geçmişte JITEM'den söz ediyorsunuz. JITEM'in varlığını bile kabul etmiyorlardı. Biliyorsunuz çok zor kabul edildi JITEM'in varlığı. Hala da resmi olarak tartışma konusu yapılabiliyor zaman zaman. Şimdi dolayısıyla geçmişte bu işlenen suçlar, yani devlet görevlileri tarafından işlenen suçlarda ya bir mazeret bulunmaya çalışılırdı ya kitabına uydurulmaya çalışılırdı vesaire. Şimdi çok daha aleni olarak bunların gerçekleştirildiğini, çok daha cesurca yaptıklarını, yani çünkü aslında altının çok daha desteklendiğini, yani bu tür eylemlerde bulunmaları, yani insan haklarına, insan özgürlüklerine yönelik tehdit oluşturabilecek eylemleri yapabilmeleri için çok daha kolaylaştırıldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla mesele çok daha bence önemli bir aşamada. Bugün bu hukuk dışılıklar yasal hale getirilmeye çalışılıyor ve bunun bu pek çok adım atılmış durumda bu noktada. Biz aslında o hal süreci ve hemen devamında bu süreci işte belirsizlik rejimi dedik, işte anayasasızlık süreci dedik, işte hukuk dışılık dedik ama aslında sırf bunlarla bile açıklanabilir olmaktan oldukça uzaklaşmış durumda. Çok despot ve insan hak ve özgürlüklerine mesafesi oldukça açılmış durumda bugünkü rejimin ve işin kötüsü aslında bu kurumsallaşma da sağlanıyor. Yani bu yönelimin altı kurumsallaştırılarak dolduruluyor da, yani itiraz edilmesinin önüne geçilecek pek çok düzenleme yapıldı. Mesela bu sosyal medyayı kısıtlayan yasa ya da sivil topluma yönelik çıkarılan
yasada bunun aslında ifadesi aynı zamanda. Şimdi dolayısıyla mesele oldukça ciddi ve bugün rejimin bu yaptıklarının kalıcı olabileceğini düşünmemiz lazım. Yani kalıcı olarak bu tür uygulamaları yerleştiriyorlar düşüncesinin çok daha bence kabul gördüğü bir dönemdeyiz. Ve bu ciddiyetle meselenin ele alınması önemli. Yani geçici bir süreçten, geçici bir olumsuz durumdan söz etmiyoruz. Dolayısıyla da bizler evet, bu meseleleri değerlendirirken... Evet. Buyurun. Sayın Yöneli, süremiz çok az kaldı. Son 10 dakikamız. Şunu sormak istiyorum. Yani bu durum karşısında, bir kaçırılma durumu karşısında ne yapılmalı, neler yapılmalı? Kısaca bunları alabilirsem sizden. Şimdi biz aslında bütün insan haklarına aykırı uygulamalar açısından da söylüyoruz. Şimdi hukuk dışılık hakim, hukuk yerle bir edildi, anayasayı bile tanımayan bir iktidar zihniyeti, bir pratiği söz konusu. Ama bütün bunlara rağmen inatla hem hukukun bütün yollarını hem insan haklarını sonuna kadar savunmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Ve dolayısıyla biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Mesela bu tür vakalardaki işte Gökhan Güneş'in kaybedilmesiyle alakalı olarak ailesinin ve avukatlarının da başlattığı girişimlerdeki gibi bütün hukuki başvuru mekanizmalarının kullanılması, etkin kullanılması önemli. Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapıldı. Mesela şimdi Anayasa Mahkemesi başvurusu yapılıyor. Tedbir talepli ve arkasından AİHM başvurusu yapılacak eğer bu arada olumlu bir gelişme elde edilemezse. Dolayısıyla hem yani Birleşmiş Milletler kayıplara karşı çalışma grubuna yine başvuru gerçekleşiyor. Şimdi bütün bunların aslında yapılması gerekiyor bir yandan. Ve aynı zamanda kamuoyunda bu meselelerin doğru tartışılmasını sağlamak da önemli. Şimdi Gökhan Güneş'in kaçırılması olayıyla ilgili bile kimi gazeteciler bilgi almak amaçlı aradıklarında şöyle sorular soruyorlar. Daha önceden bir suç işlemiş mi? Şimdi daha önceden bir suç işleyip işlememesinin bir kriter olarak alınması ya da böyle bir sorunun sorulması bile aslında insan hakları açısından çok vahim. Çünkü siz hiçbir gerekçeyle bir insanın yaşam hakkını tehdit edecek bir eyleme maruz kalmasını açıklayamazsınız. Ya da işkence yasağının ihlali anlamına gelebilecek bir uygulamayı hiçbir gerekçeyle mazur gösteremezsiniz. Şimdi dolayısıyla aslında toplumda algının da doğru oluşturulması oldukça önemli. Hem ulusal hem uluslararası mekanizmaların yani hem hukuki mekanizmaların hem insan hakları mekanizmalarının hem de kamuoyunun bu meseledeki tepkisi oldukça etkili bir sonuca yol açabilecektir. En azından evet. Meselenin doğru tartışılması açısından diye düşünüyorum. Evet, Sayın Yöre, çok teşekkür ederim. Ben Sayın Turaman'a dönmek istiyorum. Evet Sayın Turaman, sizin bir çağrınız olursa neler ifade etmek istersiniz? Yetkililere yönelik bir çağrınız, topluma yönelik bir çağrınız olursa neler söylemek istersiniz? Ben yetkili mercilerin sesimizi duymasını istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Kardeşimin en yakın sürede bulunmasını, bize verilmesini istiyorum. Bizim amacımız huzur kaçırmak veya eylem yapmak değil. Biz sokaklara sadece kardeşimi bulmak ve sesimizi duyurmak için çıkıyoruz. Biz bu konuda insanlardan tepki görmek istemiyoruz. Biz yani dediğim gibi eylem yapmıyoruz. Gökhan'ı aramak için sokaklardayız. Gökhan çıkana kadar da sesimize herkesin ses vermesini istiyorum. Çünkü bugün benim kardeşim, yarın bir başkasının kardeşi olmamalı diyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Toraman. Sayın Gergerlioğlu, size dönmek istiyorum. Dediğim gibi Sayın Yoleri'ye de sordum. Şunu ifade edin, ne yapılmalı? Bu tür durumlarda insanlar ne yapmalı? Ya da siyasi partilerin bu konudaki temel görevleri ne olmalı? Ya da yetkili merciler ne yapmalı? Bu bir kaçırılma durumu karşısında nasıl bir tutum sergilemeli? Eğer nasıl bir tutum sergilenmeli ki bu tür olaylar bir daha yaşanmasın? Evet. Efendim 32 kişi kaçırıldı ve devlet ortada yok. Mağdurlar, insan hakları savunucuları, insan hakları
ile ilgili siyasetçiler bu konuda feryat ediyor ama ortalıkta devlet yok. 1990'lı yılların Beyaz Tomusları'nın rengi ve modeli değişti. Siyah transporterlara değişti ve şu anda bu tür olaylar devam da edebilir. Hani sadece bizim başımıza geldiği zaman feryat etmeyelim. Tüm toplum bu en ağır insan hakları ihlallerine karşı yoğun bir tepki verdi. Hani düşünün, en temel hakkınız, yaşam hakkınız en güçlü mekanizma tarafından ihlal edilebiliyor. Hani eğer devlet güçleri alıp bu insanı götürüyorsa bu ne demektir? Bu konu yargılanamaz demektir. Savcılıkların takipsizlik vermesi demektir. Konunun üstünün örtülmesi demektir. Ve biz de hep böyle görüyoruz. Bu konuyu araştıran birisi yok. Bir mesela kimi zamanlarda bahsettiğim Edirne'den Ankara'ya getirilen aile, kendisini götüren insanların resmini dahi çizip resmi yetkililere vermişti. Beni bu insanlar Edirne'den Ankara'ya isteğim dışı götürdü dediği halde bir eşkal taraması, araştırması bile yapılmadı. Şimdi bütün toplumun buna kimlik ayırt etmeksizin itiraz etmesi lazım. Sağcı olur, solcu olur, Türk olur, Kürt olur, Alevi olur, Sünni olur. Tüm toplum bu en ağır insan hakları ihlallerine karşı çok ilkeli, prensipli bir şekilde karşı duruş sergiler. Hiçbir şekilde bir vatandaşın böyle aniden buharlaştırılması, dağ başına çıkarılması, bir mahzenin dibine indirilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Şimdi bakın, kaç gündür Güneş ailesi neler çekiyor? Sabah akşam feryat ediyorlar, annesi ağlıyor, kardeşleri ağlıyor, feryat ediyorlar ve karşılarında onlara cevap veren bir devlet yok. Sadece onlara cevap veren bir devlet yok değil, milletvekilleri olarak bizim de sorduğumuz soru önergelerine cevap veren bir devlet yok. Bu ne demek? Demek ki toplum bu noktada aktif bir şekilde bu konuyu gündem etmeli. Kendi başına gelmese bile bir başkasının başına gelen bu hadiseyi kendi başına geliyormuş gibi hissetmeli ve devlete çağrı yapmalı. Kesinlikle böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu. Eğer ki bir insanın soruşturulması gerekiyorsa o insanın işte legal soruşturma süreleri içinde soruşturulabileceğini, ister suçlu olsun ister suçsuz olsun, hiçbir insanın böyle kaçırılma gibi bir suçla alıp bir yerlere götürülemeyeceğini söylemeli. Yani bakın, yani ister suçlu ister suçsuz kim olursa olsun bir hukuk devletinde şu anda bir 12 günden başka hiç kimse göz altında bilinmeyen bir yerde tutulamaz. Bunu yapanlar suç işlemektedir. Evet. Ama maalesef bütün de bunların üstü örtülmektedir. Ben işte tüm insan hakları savunucularının, insan hakları derneklerinin bu konusuna ısrarla gitmesi gerektiğini, bizim de bu konuyu yoğun bir şekilde ya mecliste gündem edeceğimizi, yarınki genel kurul konuşmalarımızda bu konuyu gündem edeceğimizi buradan kamuoyuna duyurmuş olalım ve artık Türkiye 90'lara dönmesin, artık tüm toplum demokrasiyi ve hukuku talep etsin demiş olalım. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Gergerlioğlu yayınımıza katıldığınız için. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrardan yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Sayın Yol Erdi, size de teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sayın Toraman, size de teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Evet, saygıdeğer izleyiciler. Ben de teşekkür ediyorum. Evet saygıdeğer izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftaki konuklarımız HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İHA'da İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ve kaçırılan Gökhan Güneş'in ablası Gülhayat Toraman'dı. 20 Ocak'ta Gökhan Güneş iki telide bulunan evinden işe giderken Başakşehir'de otobüsten indiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. 6 gündür ailenin yapmadığı başvuru kalmadı ama 6 gündür aileye hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Aile buna karşı sokaklarda sesini duyurmaya çalışıyor. Biz de buradan onların sesi olalım. Dileriz ki Gökhan en kısa sürede bulunur. Tekrardan ailenin çağrısını iletmiş olalım. Evet saygıdeğer izleyiciler,
Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki program görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.